Evet, sonbahar mevsiminde yapraklar dökülürken bu romantik ortamda yoğun dökülmüş yapraklar, kurumuş yapraklar arasında Sapanca'da bir bölgeye rastladım. Girmemezlik edememedik çünkü burası fotoğraf çekmeye son derece müsait bir alan. Çok güzel kartajlar yakalayacağız büyük ihtimalle burada. Evet, yaprakların veda, doğaya veda. Bu en azından bu dönemin yaprakların veda zamanı. İyi hocam, istersiniz. Evet, bizi kameraya aldınız herhalde, görüş açısına giriyoruz. Evet. O zaman biz de bir iki kelam edelim hocam yani. Şu anda Ali Karabağ, Reşat Akbalık, evet. Mustafa Kahraman, Yılmaz Doğan, Dursun Yerken, Ergen İsmail dostlarımız izliyor. Koru. Dikkat Gündüz. Koru denilen bir alan. Evet. Efendim İbrahim kardeşimiz işletmesini yapıyor. Biz de yaklaşık 14 yıl önce öğretmenken Alaçam İlkokulu'na yakındır burası bu mesafe. Sapanca'nın hemen merkezinde. Tabii biz öğrencilerimizi buraya aileleriyle pikniğe getirdik. Biraz nostalji olsun dedik. Bir sizi buraya getirelim diye düşündük. Hakikaten etkileyici. Hem de Kasım ayı. Evet. Duyguların yoğunlukta olduğu bir ay. Evet, yapraklar burada yoğun olduğu için gerçekten daha bir hoş oluyor. Tek tip değil yapraklar. Çınır ağaçlarının yani, yaprakları biraz da erken dökmüşler sanıyorum. Burası toplam 9 dönümlük bir arazi olduğu söyleniyor. Sapanca halkının ve Sakarya'dan burayı tanıyanların piknik yaptıkları, okulların geldiği bir bölge olarak söylenmişti. İşletmeci kardeşimiz tarafından. Evet hocam, bir ne alalım? İstanbul gibi şarkısını alalım. Yarın netlerde çıkacak. Yarın netlerde çıkacak olan. Yarın saat 14'te netlerde. Evet, sözleri yazdık beraber Yusuf hocamla. Bestelerde yorumladı. Evet. Biliyorsunuz bu ortamda seslendiriyorsunuz canlı canlı. Yani burası İstanbul gibi değil ama İstanbul kadar güzel, romantik bir yer olduğunu söyleyebilirsin. Evet. Sapanca'da. İstanbul'un da Belgrad ormanları var. Yani anımsatmıyor değil tabii Belgrad ormanları. Evet, Belgrad ormanlarını bilenler anımsamış olabilir. Ben bilmediğim için tabii ki. Efendim, hemen şöyle bir kuple okuyalım. Buyurun, buyurun. Yine yarım kaldı bir şeyler, karşılıksız sevgiler gibi. Yine gitti çok uzaklara, uçup giden kuşlar gibi. Yine yarım kaldı bir şeyler, karşılıksız sevgiler gibi. Yine gitti çok uzaklara, uçup giden kuşlar gibi. Ama eskidi hayallerim, uykudaki düşler gibi. Suya düştü niyetlerim, gözümdeki yaşlar gibi. Ama eskidi hayallerim, uykudaki düşler gibi. Suya düştü niyetlerim, gözümdeki yaşlar gibi. Oysa sevmiştim seni, öylesine tutkulu, öylesine bir deli, tıpkı İstanbul gibi, tıpkı İstanbul gibi. Yeter mi efendim? Evet, yarın saat 14'te netlerde yayına girecek olan İstanbul gibi adlı eserimizi sonuçta Bebek'ten dinledik. Bu canlı yayında yaklaşık kadar dostlarımız özellikle, yeni dostlarımız özellikle ilgi gösterdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz şimdi fotoğraf çekmeye gireceğiz. İnşallah o fotoğrafla da karşılıklı yayınlarız. Herkese teşekkür ediyoruz ilgilerinden dolayı.